Hani burada o olayın içeriğine çok da fazla girmek istemiyoruz ama çirkin bir skandalla gündeme gelmişti. Sunucu Murat Başoğlu ile ilgili flash bir gelişme. Murat Başoğlu eski eşi Hande Berme'yi. Onlar da Eylül ayında boşanmışlardı. Geçen Eylül'de Hande Berme'yi ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Tekrar edelim. Murat Başoğlu eski eşi Hande Berme'yi ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Halbuki onların o boşanması, o skandaldan sonra da aynı evin içinde olmaları, o böyle hala aşkımız devam ediyor pozları, Sahilde birlikte pozları. vermeleri, o sahilden gelen pozları çok eleştirilmişti. Hatta gelen tepkiler üzerine onlar boşanmak durumunda kalmıştı. O skandal yüzünden değil, gelen tepkiler üzerine boşanmak durumunda kalmışlardı. Eylül ayında adliyeye de birlikte gitmişlerdi. Yine dostluk görüntüleri sergilemişlerdi. Aradan bir zaman geçti ve Hande Bermek diyor ki eski eşim beni ölümle tehdit ediyor. Beni ve arkadaşımı diyor. Şimdi şöyle ilginç bir şey var. Altyazıyı da verdiğinde arkadaşlarımız bizi izleyen Posta Gazetesi'ne Alev var. Alev Gürsoy o bizim gazetenin röportajlarını yapıyor. Bu dava dosyasıyla çok ilgilenen biri. Hem Hande Bermek'le yaptı hem Murat Başoğlu'yla yaptı. Ve şu an haberin başka bir boyutunun peşinde o da ortaya çıkınca İlginç şeyler de, gerçekleri de öğreneceğiz. Bunu haber alıyor Murat Başoğlu. Bak şimdi ne diyor? Alev diyor ki beni de çok feci şekilde tehdit etti. Tehdit sözlerini bana dinletti bu arada. Cep Hatırlasana. telefonunda var korkunç şeyler. Fakat ben onların okunabilecek, söylenebilecek gibi olanları söylüyorum. Alev de şu an bizi izliyor ve yazıyor. Zaten bu Bana olayla dedi ilgili ki diyor. hiçbir şey söylenemiyor. Dikkat Evet. et. O yaşanan o çirkin skandalı bile burada şimdi böyle lafa söze Dillendiremiyoruz. evet dillendiremiyor insan. Şimdi şöyle yazmış Murat Başoğlu Alev'e, daha doğrusu sesli mesajı. Şimdi kişilerin adlarını vermiyorum. Nokta noktaya gidiyorum. Kafasını koparmaya. Sonra sıra sana gelecek. Hepinize nokta nokta. Diyor ki Müge diyor o kadar Müge ve Gülşen o kadar ağır tehdit, hakaret ve küfürler var ki ben WhatsApp'a bile yazmaya utanıyorum. Şimdilik bu kadar Müge şeyi hatırla, bundan kısa bir süre önce de bir televizyon kanalında yapılan eleştirilere tahammül edemiyor ve o kanalı bastığına dair iddialar da vardı. Hem de Silah silahla bastığına dair. koyduğuna, kurşunları Evet, koyduğuna dair iddialar var. hepinizi öldüreceğim İşte dediği orada bunlar şeklinde da var. iddialar da var. Şimdi arkadaşımıza gelen de aynı şekilde. Şimdi arkadaşımıza gelen de zaten diyor o kanala gidiyorum kafalarını koparmaya Aa. sonra sıra Alev sana gelecek diyor. Yani herkesi bir sıraya koymuş herhalde. Ama sanırım bu psikolojik Psikoloji olarak alt bir üst. alt üst olma durumu söz konusu herhalde. Ama genel olarak şöyle bir durum var mesela benim üzüldüğüm. Özellikle eğlence sektöründe, sanat camiası demeyeyim, eğlence sektöründe çok fazla boşanma oluyor. Ve insanlar yani izleyen insanlar da gerçekten kendi hayatlarında da aşka dair bir umutlarını yitirme durumu var. Çünkü çok rol model gördükleri kişiler hani bir sene evli kalıp 6 ay evli kalıp boşanınca böyle aşka dair olan inanç çok darbe almış durumda. Hatta bize hep diyorlar ki işte aman gözükmeyin nazar değer, aman çıkmayın, aman bahsetmeyin, aman Biraz da örnek fotoğrafınızı. olsunlar, değil mi? Ben Birileri de örnek yani olsun. estağfurullah örnek olmak değil ama şöyle bir şey var. Yani güzeli paylaşırsak güzelleşiriz. Yani negatiften bahsettikçe negatif büyüyor bence. Ben enerji konularına çok inanıyorum. Yani insanlara sürekli aslında sadece bu varmış gibi anlattığımız zaman ve iyi bir şeyler yaşayanlar da korkup sakladıkları zaman o zaman tek görülen kötü ilişkiler oluyor. Ve tek gerçeklik o gibi oluyor. Ve insanlar da kendi ilişkilerinde çok yıkıp döküyorlar onu fark ediyorum. Yani öldürme Aydilge, noktasına biz gelmek. neyi fark ediyoruz biliyor musun? Şimdi Rütük falan olduğu için tabii sınırları zorlamayacağız ama isim de vermiyoruz. Bazı insanların pişkinliğine de şaşırıyoruz biz. Pişkin pişkin o yaptığı rezaletin içinde yüzü kızarmadan öyle bir şey başkası yapsa belki evden dışarıya çıkamaz. Ama böyle
göğsünü gere gere sokaklarda dolaşması, sosyal medya hesabından hala fotoğraflar paylaşması, gerçekten insan nasıl bir pişkinlik diyor, nasıl bir insansın, sen insan mısın diye soruyor. İşte aşka inancımızı kaybedebiliriz. Dostluklar zedelenebilir. Onlar ya çok da ayrı şeyler. Mesleki konularda umutsuzluğa düşebilirsin. Ama insanlığı kaybettiğinde işte o zaman başka boyut. Hani taraflara yönelik söylemiyoruz. Şu an ekranda olan isimlere yönelik söylemiyoruz ama zaman zaman öyle şeyler duyuyoruz. Bu sadece Murat Başoğlu yani olayında değil. O olayda da öyle bir çirkinlik vardı ki yani skandal filan sözü çok az kalır. Şimdi burada dillendirmiyoruz ama yani ona rağmen insanların hala böyle çıkıp kendilerini savunuyor olmalarına. Sonra biz gazetecilerin Instagram hesaplarını dediler. Açıp böyle fotoğraf paylaşmalarına, bir de sahte hesaplar açıp altına da kendileriyle ilgili güzel yorumlar yazmalarına diyecek bir şey bulamıyorum. Sonra gerçekten o sahte hesaplardan da biz gazetecilere yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz diye ahlaksız, namussuzlar diye seslenmelerine. Hani ahlak, bazıları namus. Ahlak ve namus kelimesini lütfen ağzına almasın. Gerçekten almasın. Hayır, şöyle. Kimden bahsettiğimizi sizler çok iyi anlıyorsunuz. Birkaç kişi daha evet. var. Birkaç kişi daha var. Aslında şöyle, sen şarkı sözü yazan biri olarak daha duyarlısın, daha dikkat edersin. Bir kişi bir lafı ne kadar çok ağzına alıyorsa, namus, dürüstlük, işte atıyorum... Evet. Adam olmak, adamın dibi olmak falan gibi böyle saçma sapan tabirler uydurup konuşuyorsa bilin ki orada bir eksiklik var. Kesinlikle, kesinlikle evet. yani. Evet. O konuda çok haklısınız. Ya nerede böyle delikanlılığı kendi imajı olarak kullanan birini görüyorsanız onda delikanlılık gerçekten olmuyor. Çünkü zaten gerçekten o insana değer veren insan, işte kendisini seven, karşısındaki seven insan oturup kabadayılık zaten taslamaz. Racon ama bir yapmaz. De böyle bir moda var ya, kabadayılar modası. Yani sokakta da çok böyle bir şey. Ben en çok neye uyuz oluyorum bilmiyorum, seyirciler ne düşünüyor? Adamın dibisin, adamın dibi. Ama o adamın dibi bak aslında zaten gerçekten adamın dibi. Dibe vurmuş. Dibi yani adamın dibe vurmuş hali.